Pardubic. Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere suda kestane nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, kestane aldım şu şekilde. Kestanemizin hepsini boş bir tane kaba dolduruyoruz. Kestanelerimizin hepsini kaba boşalttım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bir tane şöyle kaynamış hafiften suyumuzu alıyoruz. Kestanelerimizin üzerine gelecek şekilde dolduruyoruz. Şu şekilde. Ve arkadaşlar bunları bu şekilde 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, kestanelerimiz 5 dakikadan beri suyun içinde bekliyor. Şimdi arkadaşlar kestanelerimizi falçata yardımıyla çizeceğiz. Ben şimdi falçatayı alayım, kestanelerimizi alayım. Tekrar beraber olalım. Unutmadan beğen, abone ol, yorum yaz. Evet arkadaşlar, falçatımı aldım. Kestaneleri tabağa da aldım. Şimdi arkadaşlar kestanemizi alıyoruz. Suyun içinden çıkarmıyoruz. Suyun içinde kalsın. Zaten gördüğünüz gibi bayağı bir ayrıldı. Bu falçatamızla arkadaşlar şöyle çiziyoruz. Tam daire, yani 360 derece bunu komple kesiyoruz. Aşım, suda bekletmen daha kolay çizilsin diye mi? Evet, aynen. Eğer sudan çıkartırsam tekrar sertleşmeye başlayacak. Çizmesi zor olacak. Kolay olsun diye. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle fazla bastırmanıza gerek yok. Falçata zaten keser. Falçatası olmayanlar keskin bir tane bıçakla deneyebilirler. Şu şekilde arkadaşlar. Aynen böyle kesiyoruz. 360 derece. Bunu da göstereyim son kez. Gördüğünüz gibi yumuşadığından dolayı kolaylıkla kesilebiliyor. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini bitireyim.
Evet arkadaşlar, kestanelerimizi çizdim. Şimdi kestanelerimizi tekrardan boş kabımıza koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar tekrar şöyle suyumuzu üstüne gelecek şekilde dolduruyoruz. Ve arkadaşlar bunu alıyoruz, ocağımıza koyuyoruz. Altını açıyorum. Evet arkadaşlar, bu kestanelerimiz bu şekilde yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika kaynayacak. Kapağını da kapadım. Yarım saat 45 dakika kaynadıktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, kestanemiz yaklaşık olarak yarım saatten beri kaynıyor. Az önce baktım, kıvamı uygun. Şimdi altını kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere şu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar ben suyunu süzeceğim ve kestanelerimizi tek tek tavaya çıkaracağım. Çıkardıktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, kestanelerimizin hepsini soydum. Görüldüğü üzere arkadaşlar suda kestane bu şekilde oluyor. Ve rahatlıkla siz de yaparak soyabilirsiniz. Ağız tadıyla yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada bir videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.